Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayat paylaştıkça güzeldir. Ben Satılmış Alkan. Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün şöyle köyden yine bir sesleniş yapıyorum. Evet, şu anda köyde yaprak, asma yaprağı topluyoruz ama evet, toplayacağız. Bildiğiniz gibi küçük bir bağımız vardı burada. Evet, oradan topluyoruz ama tabii şimdi göstereceğim. Yani 2-3 gün oldu, bir soğuk oldu. Soğukta gördüğünüz gibi asma yapraklarını, üzüm yapraklarını soğuk dalamış arkadaşlar. Yani bazı asmaları değil, baya baya soğuk vurmuş. Tabii bu soğuk vurduğu için bunlardan ne zaman kendine gelir bilmiyoruz. Evet. Yani baya baya soğuk vurmuş yapraklara Allah tarafından. Evet. Yani bir şey yapacağımız bir şey yok. Gördüğünüz gibi baya baya şey almış. Evet. Biz de olanları alacağız, bastıracağız. Evet, salamura yapacağız. Yine de ne varsa toplayacağız. Topluyoruz. Hanım topluyor. Ben bildiğiniz gibi yine çekim işindeyim. O topluyor. Evet. Artık ilkbaharın şöyle yani bazen işte havalar soğuk oluyor. Bazen yağmur yağıyor. Yani onun için hıdrelez olmadı daha, değil mi? Hıdrelez soğuğu büyük ihtimalle o vurdu. Evet, hıdrelez oldu. Onun soğuğu vurdu. Göstereyim şöyle de net olarak. Ama bak bazılarında şuna mesela dokunmamış. Şunu gördüğünüz gibi baya baya etkilemiş. Ne varsa artık Allah tarafından ne varsa toplayacağız. Salamura yapacağız. Evet. Size de şöyle göstereyim. Evet. Artık bugünler biraz yağmur yağar. Biraz işte yağmur yağar. Ondan sonra yani gazel de olabilir. Dolu da yağabilir artık. Yani Mayıs ayına girdik. Mayıs ayındayız. Evet. Üzüm de var mı bunlarda? Var, değil mi? Evet. Üzüm de gördüğünüz gibi biraz var. Yani taze taze yaprakları toplayalım, topladığımız kadar, çıktığı kadar salamura yapacağız bunları. Nasip olursa salamura var. Salamura nasıl yapılır videomuz var ama ek gelirse yine yaparız. Evet. Yine ilacımızı da yapmıştık. Şeylere bunun bağlara bir de bağ uyuzu oluyor arkadaşlar. Şimdi kalmadı. Geçenlerde ilaç yaptık. Şöyle yine de göstereyim. Yok yani şu anda yok da. Bir iki tane asma da vardı şurada. Bunları da kopardık attık. İlaç yapmayınca geçmiyor. Bütün bağı sarıyor. Ondan sonra kuruyor değil mi? Ya? Bu bağ mahvoluyor. Doğru değil mi? Hastalık girdi mi? Tabii şey oluyor. Evet. Şurada da koca bakla. Ne deniyordu bunlara? Koca bakla deniyor arkadaşlar. Onlar da var. Böyle göstereyim işte. Kendimize yetecek kadar. Yani çorbalık, yağmalık var. Evet. Biraz toplayalım. Ben de yardım edeyim. Yardım ederken çekim işini durduruyorum. Biraz yardım edeyim. Toplayalım.
Evet arkadaşlar. Kaç kilo yaprak çıkar buradan? Bilmiyorum ki. Yani tahmini? 5 çıkacak, bazen çıkacak, çıkacak herhalde. Evet, 5 kilo yaprak çıkabilir. Biz satmayacağız. Salamura yapacağız. Evet, salamura yapacağız. Yani ya şu anda bizde bulda yaprak yani 200 yıllık aldı. 180, 250 artık. Yani bizim duyduklarımızı söylüyoruz. Daha şu anda bir yaprak şey yapmadık ama o fiyatlar olduğunu biliyoruz. Duyduk. Yani bu hafta haberimiz olur. Bakalım ne kadar yaprak fiyatlı. Onu da görmüş olacağız arkadaşlar. Evet. Yani biz yiyeceğimiz kadar kendi şeyimiz salamuralık kendimize yapacağız. Satmalık değil yani bizimki. Gördüğünüz gibi soğuk. O biçim dalamış ki. Yani bazı sulardan şey gelmez artık. Yani geçenlerde televizyonda seyrettim. O soğuk bayağı yerleri vurmuş arkadaşlar. Yani bizim öyle bu bölgede çay boyu var. Aşağıda çay var. Çay boyunda daha çok. Ha burada da gördüğünüz gibi şunda var yok. Ama şunda var. Şunu vurmuş. Yani. Neden? Tabii onu biz artık bir şey diyemiyoruz. Bak gördüğünüz gibi şunu vurmuş. Şunları vurmuş. Şunları da çok hafiften. Hafiften şey yapmış. Evet. Şurada da bir şeker faremiz vardı. Şeker fare de var mı bakalım? Vurduysa onu da daha önceden vurmuştur zaten soğuk. Bunda şeker fare de yok gözükmüyor. Evet. Yani şöyle görüyorsunuz işte bu güzellik bu. Şu gül kokusu. Çok güzel bir gül bu. Çok güzel kokar. Evet. Yani görüyorsunuz. Çok güzel kokar arkadaşlar bu. Oh. Buraya geldi mi insana biraz farklı, değişik. Kuş sesi gördüğünüz gibi, duyduğunuz gibi olduğu zaman insan daha kendini stresten uzak hissediyor. Şurada da tülü deriz biz. Şeftalinin bir ufak şeklinde olanlara. Onda da işte 3-5 tane var. Evet. Yine şurada üzümleri yaprakları vurmuş ama üzümleri de dalamış. Yani üzümleri de dalamış. Evet. Onlarda da var hafiften. Artık Allah'ın şeyse yani hikmeti. Allah büyük gazaplardan esirgesin arkadaşlar. Yani diyeceğimiz başka bir şey yok. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Şöyle göstereyim size. Ne çıkarsa. Ne çıkarsa. Yeter, bize yeter. Kendimiz için yeter. Evet. Yani şurada
Şöyle fişnemizde güzel fişne var. Kompost sosunu yapıyoruz. Evet. Yani fişnede bu sene yine güzel bir fişne var. Kompost sosunu yapacağız arkadaşlar. Evet. Hafiften kompostu yaptıktan sonra şeker döktüğümüz zaman yani meyve suyundan çok iyi. Orijinal meyve suyu. Şurada da ağacı erik var. Hanım bestil yapacağım diyordu. Evet. Yine bayağı bestil çıkar. Kaç kilo lazımdı sana? Tamam, burada bir 3-4 kilo çıkar herhalde bundan. Evet, acı erik var. Acı erikten de 3-4 kilo acı erik çıkar. Ondan da bestil yapacağız. Evet. Şöyle bir yaprak. Yani vakit geçirmek istiyoruz arkadaşlar burada. Şurada bir fişnemiz var. Onda da maşallah güzel fişne var. Evet. Şöyle göstereyim size. Yaprak. Asma yaprağı arkadaşlar. Asma yaprağı topluyoruz. Evet, onları. Yani burada üzüm oluyor. Üzüm olduğu zaman arılar, kuşlar buraya mahvediveriyor. Şurada da bir şeyimiz var. Fişnemizde yine güzel fişne var. Bunda da fişne var. Yani kendimize yetecek kadar olduktan sonra zaten bu şeye de gerek yok. Evet. Tamam. Yani burada bir yarım saat yaprak topladım ha. Yetiyor. Gördün mü? Yarım saatte bitiyor mu burası? Evet. Kaç saat? Bir saat mi? Bir saat yetiyormuş. Yani ben yardım ettiğim zaman yarım saat, etmediğim zaman bir saatte bitiyor. Evet. Biraz mola vereyim arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar, yapraklarımızı topladık. Salamuralık yapraklarımızı. Evet, artık akşam da oldu. Yağmur da yağacak. Gördüğünüz gibi. Evet. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler arkadaşlar. Beğeni, yorum siz yaparsanız bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi seyirler.